Arkadaşlar merhaba, Örgülerin Renkli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Seven. Videoma başlamadan önce arkadaşlar abone değilseniz, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bana biraz maddi destek sağlamanız açısından buna gerçekten ihtiyacım var. Arkadaşlar şöyle basamaklı kolay bir lif modelimiz var arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için de olabilir. Şöyle yandan bakıldığında buğday gibi duruyor. Kolay ve gerçekten çok güzel duran bir modelimiz. Bunu da anlatmak istedim size. Özellikle yeni başlayan arkadaşların çok kolay yapabileceği bir model. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bonbon marka ben lif ipi kullanıyorum, kristalini. İki renkten yapacağım ben gene. Bu sefer beyaz yerine krem kullanacağım. Ve kırmızı. Aslında pembe, koyu bir pembe ama videoda kırmızı duruyor. Hazırsanız yapımına başlayalım arkadaşlar. Şöyle modelimizi kenara aldım. Ben size bütününü değil de arkadaşlar küçük bir parça göstereceğim. Küçük bir parça göstermek için de şöyle zincirimi iki tane zincir çektim. İpimi uzattım. Bir alt zincirime battım. Fıstık oluşturuyorum. 1 2 3 ve dörtlü fıstık yaptım. Şurayı tutuyorum ve içinden batıp tekrar topluyorum. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. 1 2 3 4. Tekrar yanından tuttum. Bu yanından tutma sebebim arkadaşlar bir boşluk oluşturmak için. Yani şuradaki bir boşluğu oluşturmam için, şurada gördüğünüz gibi. Hepsini birden topladığım zaman bu boşluk oluşmuyor arkadaşlar ve yaparken zorlanabiliyorum. Şöyle tekrar bir zincir çektim, ipimi uzattım. 1 2 3 ve 4 fıstık yaptım. Tekrar şuraya tuttum. Fıstığımı topladım. Tuttuğum yere tekrar geri batıyorum ve tekrar topluyorum. Ve şurada bana bir küçük bir yuva oluştu gördüğünüz gibi. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. 1 2 3 4 topladım. Yandan tutup hepsini birden topluyorum. Ne kadar büyüklükte yapmak isterseniz arkadaşlar ona göre bu fıstığımızdan yapıyoruz. Ben bu lifimi toplam kaçtan yapmışım onu söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 fıstıktan yapmışım arkadaşlar. Siz istediğiniz boyutta yaptınız. 24 fıstık tam ideal bir lif boyutu oldu. Ama siz daha fıstıklarını küçük ya da büyük yaparsanız büyüklüğü küçüklüğü değişebilir. Tekrar fıstığımı devam ediyorum. Tekrar aynı yere battım. 1 2 3 ve 4 fıstık yapıp şu kenarını tutuyorum ve tekrar batıp fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Fıstığımı oluşturmak için ipimi uzattım. 1 2 3 ve 4 fıstık yapıp şu kenarını tutup topladım. Bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şöyle kenarını tutup tekrardan kendime bir yuva oluşturdum. Bir fıstık daha yapayım. 1 1 2 3 4. Uzattığım yeri arkadaşlar saymıyorum. İçine battıklarımı sayıyorum. 4 fıstık yapıp şöyle geldim kenarıma. Şimdi bir zincir çekip tekrar buraya batıyorum. İpimi uzattım. 1 2 3 4.
Şöyle tuttum. Ve bir dakika arkadaşlar. Evet, burada bir fıstığımı oluşturdum yan tarafına. Yan tarafına fıstığımı oluşturduktan sonra tekrar bir zincir çekip tekrar oluşturduğum fıstığın tepesine battım. 1 2 3 ve 4 fıstık yaptım toplamadan. Şuraya değil arkadaşlar. Bir sonraki fıstığımın içine batıyorum. 1 2 3 4. Şimdi ikisini birlikte topluyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, zincirimi uzattım. Şimdi normalde ilif yaparken şuraya batıyoruz ya, yıldız yaparken. Buraya batmıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada oluşturduğumuz boşluğun içine batıyoruz. Buraya. 1 2 3 4. Tekrar başına doluyorum. Bir sonraki buraya değil, bir sonraki fıstığa batıyorum. 1 2 3 ve 4. Fıstık yaparken tekrar şu yanını topluyorum ki bana bir boşluk oluşsun. Çünkü bir üst sırada gene tepesine batacağız bunun. Şöyle ikisini birden topladım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Tekrar şuradaki fıstığımın şu boşluğun içine battım. 1 2 3 4. Tekrar doladım. Bir fıstık atlayıp şuradaki boşluğa battım. 1 2 3 4. İpimi tutuyorum. Hepsini birden topluyorum. Tuttuğum yere battım ve tekrar topladım. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. Tekrar şuradaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ipime sardım. Bir fıstık atlayıp şuraya battım. 1 2 3 4. Tekrar kenarını tutuyorum. Tutmazsanız arkadaşlar şurada tepesine batarken sıkıntı oluyor. Tekrar içine batıp topladım. Biz burada her seferinde kendimize küçük bir yuva oluşturuyoruz. Yani şuraya gördüğünüz gibi buradaki yuvayı oluşturuyoruz ama hepsini birden topladığınız zaman bu yuva oluşmuyor arkadaşlar. Ve yaparken de nereye batacağımızı şaşırıyoruz ve zorlanıyoruz. O yüzden de bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir zincir çektim. Uzattım. Tekrar boşluğumun içine batıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar doladım. Bir sonraki fıstığımın arasındaki boşluğa battım. 1 2 3 4. Tekrar kenarını tuttum. Şu şekilde hepsini birden toplayıp tekrar tuttuğum yere battım ve topladım. Bir zincir, tekrar uzat. Tekrar boşluğuma battım. 1 2 3 ve 4. Tekrar başına doladım. Tekrar bir fıstık atlayıp aradaki boşluğa battım. 1 2 3 ve 4. Tekrar buraya tutuyorum ve içinden geçirip sabitliyorum. 1 1 2 3 4. Fıstık yaptım. Tekrar başına dolayıp bir sonraki fıstığın arasına battım. 1 2
3, 4. Tekrar buraya tutuyorum. Hepsini birden topladım. Ve tekrar tuttuğum yere batıp bir zincir çektim. Tekrar ipimi uzattım. Araya battım. 1, 2, 3, 4. Tekrar başına doluyorum. Ve son fıstığımın yanındaki zincire batıyorum. 1, 2, 3 ve tekrar batıyorum. 4 seferde tekrar yanını tutarak hepsini topladım ve tekrar tuttuğum yere geldim. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Geri dönüyorum. İki sırada bir ben değiştirdim arkadaşlar. İki sırada bir değiştirince şu görüntü oluyor. İsterseniz her sırada bir de değiştirebilirsiniz. Tekrar buraya geldim. Burada ilk başta yaptığımız gibi arkadaşlar ipimi uzattım. Şuradaki boşluğuma batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane fıstığımı yapıp kapatıyorum en başta. Başlarımız bu şekilde başlıyor. Bir zincir çektim. Tekrar yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Kapatmıyorum. Şimdi buraya değil, bir sonraki yaptığım fıstığın şuraya batıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikisini birden şu kenarını tutarak topladım ve tekrar içine batıp topladım. Bir zincir çektim. Burası neden böyle olmuş? Neyse şuradan ben. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Tekrar şu aradan girdim arkadaşlar. Şu boşluğa. 1, 2, 3 ve 4. Kapatmıyorum. Tekrar başına doladım. Ve bir sonraki fıstığımın şuradaki arasına giriyorum. İşte yanını tutmam gerekiyor demiştim mi? Bakın şimdi burada bana boşluklar oluştu. Şuraya batıyorum. Bir. Dikkat edelim. Bir. İki. Üç. Dört. Hepsini birden toplamıyorum. Ne yapıyorum? Kenarını tutuyorum. Ve tekrar topluyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Tekrar uzattım. Ve şu aradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar başına doladım. Bir sonraki fıstığa battım. Bu aradaki boşluğa batıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir boşluk var. Şuraya batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Topladım ve kenarını tutup hepsini birden topladım. Bir zincir çektim tekrar. Şuraya araya batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar başına doladım. Bir sonraki fıstığıma battım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar kenarını tutup hepsini birlikte toplayıp tuttuğum yere battım ve tekrar kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı bitiriyoruz. Şöyle çekelim, düzelsin biraz daha. Evet arkadaşlar,
Sıra sonuna geldim. Şimdi bir zincirimi çekip tekrar uzattım. Şuraya battım gene araya. 1 2 3 4 tane doldurdum. Tekrar başına doladım ve şuradaki son fıstığım oraya battım. 1 2 3 ve 4 yapıp tekrar topluyorum. Evet, bir zincir çektim. Ve diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Diğer rengimi de arkadaşlar aynen bu şekilde yapacağım. Bir şöyle sabitleyeyim bir dakika. Şöyle düğümümü atayım. Şöyle ipi ben şöyle tutuyorum. Bu ipi üstünden geçiriyorum ve içinden geçirip düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi geldik buraya. Buradaki ilmeğimin içine giriyorum. İkisini birden. Şuradaki zinciri bir tane sökeyim, uzun olacak. Evet. Şimdi zincirin içinden geçip sabitledim. Bir zincirimi çektim. Şuraya batıyorum. Şimdi bir zincir çekip tekrar fıstığımı yapıyorum. 1 2 3. Bu ipim biraz kalın arkadaşlar. O yüzden üçlü yapacağım. Şöyle topladım ve fıstığımı kapattım. Fıstığımı kapattıktan sonra bir zincir çektim. Kenar olduğu için tekrar bir fıstık yapıyorum tepesine. 1 2 3. Tekrar doladım. Bu ipim kalın olduğu için arkadaşlar, krem rengi ipim ince olduğu için 4 yapıyordum. Bu kalın olduğu için 3 yapıyorum. 3 tane doladım, battım ve tekrar şuradan bir fıstık atlayıp aradaki boşluğumuza battım. 1 2 ve 3 2 3 2 defa battım. Tekrar şu kenarını tutuyorum. Hepsini birden topladım. Tekrar aynı yere batıp sabitledim. Bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Araya batıyorum. 1 2 3 battım. Bir sonraki fıstığıma geçiyorum. 1 2 3 4 4'e elim alıştı. Bunu da 4 yaptım. Tekrar ikisini birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tekrar arasına battım. 1 2 3 4 yapalım. Kafanız karışmasın. Tekrar bir sonraki aradaki fıstığımın boşluk oluşturduğum yere 1 2 3 4. Tekrar kenarını tutuyorum. Ve hepsini birden topladım. Tuttuğum yere batıp tekrar sabitledim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Tekrar uzattım ilmeğimi. Şu araya boşluğuma battım. 1 2 3 4. Tekrar doladım. Bir sonraki fıstığıma batıyorum. 1 2 3 3 ve 4. Hepsini birden kenarını tutarak topladım ve boşluğuna batıp tekrar kendime bir yuva oluşturdum. Bu yuvalar arkadaşlar şurada battığımız yuvalar, gördüğünüz gibi. Şuradaki yuvalar. Şuradan da göstereyim. Şuralara batacağız bir sonraki sırada, şu aradakileri. Evet, sıra sonuna kadar geleyim. Evet arkadaşlar, son fıstığımla oraya geldim. Tekrar
Fıstığımı araya batıp yaptım ve şuradaki köşedeki fıstığımın içine battım. 2, 3 ve 4 fıstığımı yapıp şöyle hepsini birden topladım. Tuttuğum yere tekrar batıp sabitledim. 1, 2. Geri döneceğiz ve aynı işlemi tekrar fıstık yapıp kenarını yapacağız arkadaşlar. Ben şuradan geri dönüp size merak eden belki arkadaşlar olacak arkadaşlar. Şuranın yapımını göstereceğim. Yani kenar oyasının yapımı. Siz isterseniz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Ben böyle bir şey yapmak istemiştim. Şöyle beyaz ipimle yapayım ki kırmızının üstüne belirgin olsun. Şuraya batayım. Birazcık uzun bırakayım şurayı, gerdirmesin. Şuradan topladım. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu boşluğuma 5, 6, 7 zincir çekeyim kenar olduğu için. Şuradaki boşluğuma bat. Şimdi bir zincir çektim ve bir fıstık oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4'lü bir fıstık yaptım arkadaşlar. Şöyle kenarını tutup topladım. Bir zincir çekip şurayı uzattım. Tekrar tepesine battım yaptığım fıstığın. 2, 3, 4 tane doldurdum. 4 tane doldurduktan sonra tekrar doladım. İlk yaptığım fıstığın aynı yerine battım. 1, 2, 3, 4 ve hepsini birden topladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir yaptım. Ya da 6 zincir yeterli. Bir sonraki fıstığıma battım. Fıstığıma battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Başına doladım. Ve bir sonraki fıstığın içine batıp şöyle uzattım. Ve bir fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4, 4 oldu. Ve şöyle kenarını tutup hepsini birden topladım. Ve tekrar tuttuğum yere battım. Kendime bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Tekrar uzattım. Tekrar tepesine batıyorum. Bir, iki, üç, dört tane doldurdum. Kapatmıyorum. Tekrar doluyorum. Ve yaptığım fıstığın dibine batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hepsini birden topluyorum. Burada tutmama gerek yok kenarını. Çünkü herhangi bir boşluk oluşturmama gerek yok. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir sonraki fıstığıma battım. Sık iğne sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekeyim. 6 zincir biraz fazla oldu gibi. Tekrar başına doladım. Bir sonraki fıstığıma battım. Ve fıstık oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kenarını tuttum. Hepsini birlikte topladım. Tuttuğum yere batıp kendime bir boşluk oluşturdum. Bu kapattım. Tekrar bir zincir çekip tekrar uzattım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 fıstık yaptım. Tekrar bir doladım ve yaptığım ilk fıstığın dibine battım. 1, 2, 3, 4 yaptım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Bir sonraki fıstığa battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Tekrar başına dolayıp bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3,
ve 4. Tekrar kenarını tuttum. Hepsini birlikte topladım. Tuttuğum yeri tekrar fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. Tekrar yaptığımın dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Ve hepsini birden topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dibine sabitledim. Evet arkadaşlar, kenar oyası da bu şekilde oldu. Siz isterseniz zincir yerine örümcek ağı da yapabilirsiniz. Örümcek de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yakıştırıp bu şekilde yapmıştım. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.